Tamam, baktım baktım. Bunların testi bizim kanlarda yapılıyor. Aman Allah'ım! Hayır! Hayır! Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır Richard! Hayır! Hayır Richard! Hayır! Hayır Richard! Hayır Richard! Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Bunun içine doğan yağmurları silikonlara vurun ya arkadaşlar. Biraz çıta yükseltin ya. Neler oluyor? Hadi izleyelim. TikTok yayınlarıymış. Böyle şeyler oluyormuş. Kirli beyaz! Kirli beyaz ne yapıyorsun? Oğlum cinler falan var? Kızın problemleri mi var psikolojik? Düşünsene bunun ebeveynlerisin. Gör kirli beyaz! Reynen! Reynen neler oluyor? Şerefsiz, bir de soldan geliyor ses, ayarlamış. Müzisyen ya. Yani her videoda söylüyorum, insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Rain Man'in gelmesi. Oha. Bazen kendi kendime diyorum ki... Ama heyecanlanabilir Yusuf gör diye de bu kadar da... Bir Rain Man değil gelen bu arada, Rayman diye biri. Neler oluyor? Bak 4.2 kaya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Gözlerim oraya geçip oturamazsın. Az kaldı. Kanka bu kadar psikodelik mi ya harbiden? Tam şu an şöyle girdiğini düşünsene. Abi daha kültürlere bak. Nerede kadar oturacaksın? Miranda hoş geldin canım benim. 5. ay. Selam çakmış herkese. Bak 3.3 oldu, kalk. Evet. Beni oradan görüyor musunuz? Beni oradan bu arada Evrim'in yayın yapma stili de bu abla gibi. Kalkıyor gidiyor. Evet, Evrim'in yayınlarına benzettim ben şöyle. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. Yat, spor araba, şato falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık oha 100 lira attı demiyorlar da işte para yağdırdı falan diyorlar. Bilmiyorum. Ya bu çok fena bir yöntem. Bunun teknik kısmını anlatayım size. Oyunlaştırma deniyor buna. Bizde, evet. Ben de yapmıştım 6 yıl önce falan, bir Çinlilerden gelen bir akım bu. Canlı yayın sitesinde donation değil de kontör alır gibi böyle işte öpücük alıyorsun, bir şey alıyorsun falan. Onu gönderiyorsun. Sonra rojan haline geliyor. Şimdi TikTok'ta yapmış 6 sene sonra. Oha! Kübra kaçma bir yere de Valorant oynarız ya. Gece müsait olursan 2 gibi 3 gibi falan. Aa, görkemli şato attı. Amazing! Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir show var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küstüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Kolumun şekli değişmiş, kül aldım. Kül aldım ona. Oo, Araz abiden bir yat geldi. Bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfin'e şaka yapacağım. Evet, Berfin'e ne yapacağım? Şimdi bakın. Oo, şimdi ne kadar lan bir yat? İşte o yüzden söylüyorum ya, bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size. Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. Büyük şeyler göndermeyin. Ne olsun? Oğlum ne oldu lan? Kanka Star Trek Dragon Lore faktörünü mi çıkarttın? Kanka bilmiyorum. Büyük şeyler göndermeyin. Ne olsun? Oğlum adam yükseliyor. User diye bir şey yaptı. User falan. Ben orada yerimden bu kadar sıçramaya kalksam sıçrayamam kanka.
Yok abi. Ben de nasıl efsane utanıyorum ya şu an. İzlemek istemiyorum. La var o la var o la. Gidermeyin gidermeyin abi. Yat gelince böyle oluyor galiba. Bir görkemli şatoyu hak ettin abi. Yat gelmedi. Gelirken ben de bu tarz tepkiler verdim. Kanka şunu patlatmak istiyorum ya. Şurada bir tane şey var. Ufak bir sivilce. Ona takıldım. Oha spor araba. Yüzlükler galiba. Göstereceğim birazdan. Ve böyle şeyler yapınca da insanlar bak, gözüktü. Ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane... Ya bembeyaz çıkıyor. Bir koyuyorsun ona böyle. TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve %90'ı chatteki sorulara cevap vermek. Falan yapmak. Ve gelen... Kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi bak akşam 6'da oturuyorum koltuğuma, tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Bunu bayır istersen. Yayın açık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm uyan. Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar çok iyi ya. Burada da izlediğim kimseyi tanımıyorum. Dediğimiz. Ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Tamam şimdi çok iyi anladım. Cellat mı anladın geldi değil mi abi Cellat'ı? Cellat mı geldi? 2.400 gençler haydin yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun... Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar? Orada şey var ya. İşte anlatayım bak size. Şöyle bir akış. Yukarıdan izleyici geliyor trafik. Her saniye benim yayınıma birileri geliyor. Her saniyede birileri çıkıyor. Yalvarırsan eğer 3K yapalım diye o gelenler duruyor. Dolayısıyla izlenme artıyor. Onu denemiş herhalde. Konuşuyorum ki bunu. Oh my god. Ama öyle düşündüğünü sanmıyorum onların. O hakikaten olmayan insanlara sesleniyor olabilir orada yani. Ya da son bir sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Ya da son birden bana yağmuru geldi. Bana yağmuru. Ama bence öyle bir ne yapıyorsunuz? Biliyor musun? Boş ver ya. İnsanlar... Çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. Ha saldın değil mi lan gel buraya. Nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için aylarını harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım haydi. Adamın azdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Rados bir de bana yap. Melih ne yapıyorsun? 3K yayın rekorumuzu kıracağım. 3K. Ha 3K. Melih. 3K. Cellat nerede? 3K yaz. Abi Twitch gerçekten açık ara çok kaliteli bir platform. Çok kaliteli ve ya eskiden 3 sene önce mesela 3-5 tane böyle majör yayıncı vardı. Şimdi çok fazla var. Rekabet var. Dolayısıyla herkes iyi içerik üretmek zorunda. Twitch'in çıtası iyice yukarıya çıkıyor. Aradaki fark daha net gözüküyor böylelikle. Yani kocaman bir yüz görüyorsun böyle. Sürekli şöyle bir şey bak. Herhalde bu. 3K yapalım mı yayını beyler? 3K yapalım mı? Hadi beyler ne olursun be. Bekleyin çıkmayın. Hidro'dan 3 lira gelmiş. Merhaba abi bir yardıma ihtiyacım var. Intel HD Graphics için bir ayar videosu çeker misin demiş be. Oley be. Hidro çekiyorum videoyu. Çıkma sakın çıkma. Bekle kankam. Bekle biraz ya. Bekle ne olur. Yani telefonumda böyle bir şey gördüğümü hayal edemiyorum ya. Amına koyayım ben izlerim bu yayını. Allah'ım izlerim ben bu yayını. Ben böyle yayın istiyorum oğlum, bu kanalda. Ben şu an geldim lan. Bu neler kanalda olmuş lan? Oğlum olmaz ki. Bu kanalda ben böyle yayın istiyorum. Mesela şöyle olur bu. Nasıl kim ya? Hidro 3 lira göndermiş. Merhaba abi senden bir yardıma ihtiyacım var. Intel HD grafik için bir ayar videosu yapar mısın? Bilgisayar hızlandırma videomuz var internette. Onu inceleyebilirsin dostum. Bu şekilde yani olmalı. HD yani... Graphics de bazı şeyler için çok geç kanka. En son videomuzu izle.
Evet. Yani bu şekilde olmalı arkadaşlar. Osman buraları koyarsan o videoyu telifleyeceğim bu arada. İnsanlar beni böyle tanıyor ondan sonra. 13 saatlik yayının, tamam mı? 10 saniyesini alarak videolar yapamazsın. 3 kayıt. Of, para yağmuru geldi. 2 saat bağıracak şimdi. Aa, tuğ çaplı. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı, farkında mısın? Bir yatı vurun gelsin. Ulan 5.3 ne demek? 5000 kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Vurun bir yat gelsin, anasını satayım. Bir yat gelsin ya, bir yat. Ulan bir yata anasını. Ya... Bunu dur, ilk gördüğümde gelsin. Hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5. Acaba bunun bağırdığını görüp şey diyen var mı? Ulan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5.5. Ben de para kazanacağım ya. Yeter, şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalış. Tamam. Güzel, anlamış oldum. Tamam, reklam yapmış. Tamam. Çok güzel 30 saniyelik videoları oluyordu diyecektim. Buldum bir tane. Mozart Türk olsaydı. Of.